Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 22. Leman'ın 8. bürhanında kalmıştık. Güzel bir tevhid dersi bu, başından buraya kadar birlikte paylaştık. Aynı minval üzere dersimiz şöyle devam ediyor. 8. bürhan. Gel ey nefsim gibi kendini akıllı zanneden akılsız arkadaş. Şu sarayı muhteşemin sahibini tanımak istemiyorsun. Halbuki her şey onu, yani Cenab-ı Hakk'ı gösteriyor. Ona işaret ediyor. Ona şehadet ediyor, şahitlik ediyor. Bütün bu şeylerin şehadetini, şahitliğini nasıl tekzip ediyorsun, yalanlıyorsun? Öyleyse bu sarayı da inkar et. Yani kainatı da inkar et. Ve alem yok, memleketten çık. Yahut aklını başına al, beni dinle. İşte bak, şu saray içinde bulunan ve memleketi ihata eden, kuşatan yeknesak unsurlar, madenler var. Haşiye. Unsurlar, madenler ise pek çok muntazam vasfeleri bulunan ve izni Rabbani ile, Allah'ın izniyle her muhtacın imdadına koşan ve emri ilahi ile her bir yere giren, medet veren ve hayatın levazımatını yetiştiren ve zi hayatı emziren ve masnuat-ı ilahinin nescine, dokumasına, nakşına menşe ve müvellit ve beşik olan hava, su, ziya, ışık, toprak unsurlarına işarettir. Yani unsurlardan kasıt bunlarmış, dört tane. Hava, su, ışık ve toprak. Adeta memleketten çıkan her şey o maddelerden yapılıyor. Demek o maddeler kimin mülkü ise, bu hava, su, ziya, toprak kime ait ise, bütün ondan yapılan şeyler de onundur. Tarla kimin ise, mahsulat da onundur. Deniz kimin ise, içindekiler de onundur. Hem bak, bu dokunan şeyler, bu nesc olunan münakkaş kumaşlar, bir tek maddeden yapılıyor. O maddeyi getiren, ihzar eden, hazırlayan ve ip haline getiren, elbette bilbedahe aşikare birdir. Çünkü o iş iştirak, ortak kabul etmez. Öyleyse bütün nesc yolundan dokunan sanatlı şeyler ona mahsustur, Allah'a aittir. Hem de bak, bu dokunan, yapılan şeylerin her bir cinsi bütün memleketin her tarafında bulunuyor. Bütün ebnai cinsleriyle öyle intişar etmiş, yayılmış, beraber olarak birbiri içinde bir tarzda, bir anda yapılıyor, nesçediliyor, dokunuyor. Demek bir tek zatın işidir. Bir tek emirle hareket ediyor. Yoksa böyle bir anda, bir tarzda, bir keyfiyette, bir heyette ittifak ve muvaffakat muhaldir, imkansızdır. Başkaları elini bu işe karışsa karıştırırdı. Her şey karmakarışık olurdu. Halbuki hiçbir karışıklık alameti görülmediğine göre demek bir tek zatın, yani Allah'ın eserleridir, Allah'ın işidir mesajını Bediüzzaman çıkartıyor buradan. Öyleyse bu sanatlı şeylerin her birisi o gizli zatın bir ilannamesi hükmünde onu gösteriyor. Güya her bir çiçekli kumaş, her bir sanatlı makine, her bir tatlı lokma,
o mucizduma harikulade zatın, yani Cenab-ı Hakk'ın birer sikkesi, yani imzası, birer hatemi, mührü, birer nişanı, birer turrası, damgası hükmünde lisan-ı hal ile her birisi der. Ben kimin sanatıyım? Bulunduğum sandıklar ve dükkanlar da onun mülküdür. Ve her bir nakış der. Beni kim dokudu ise bulunduğum top da, yani kumaş topu da onun dokumasıdır. Her bir tatlı lokma der. Beni kim yapıyor, pişiriyorsa bulunduğum kazan dahi onundur. Her bir makine der. Beni kim yapmış ise memlekette intişar eden, her tarafta bulunan bütün emsalimi de o yapıyor. Ve bütün memleketin her tarafında bizi yetiştiren odur. Demek memleketin maliki, sahibi de odur. Öyleyse bütün bu memlekete, bu saraya malik, sahip kim ise o bize malik olabilir. Mesela nasıl miriye mahsus, yani devlet malına ait tek bir palaska askerlerin beline taktıkları bel kemeri, bir tek palaska veya bir tek düğmeye malik olmak için onları yapan bütün fabrikaları malik olmak lazımdır ki onlara hakiki malik olsun. Yoksa o boşboğaz başıbozuktan miri malıdır, devlet malıdır diye elinden alınıp tecziye edilir, cezalandırılır. Elhasıl nasıl bu memleketin anasırı, unsurları, yani baştan söylediği hava, su, toprak, ışık, ziya, memlekete muhit kuşatmış birer maddedir. Onların maliki de bütün memlekete malik bir tek zat olabilir. Öyle de bütün memlekette intişar eden her tarafı yayılmış sanatlar birbirine benzediği ve bir tek sikke imza ishar ettikleri için bütün memleket yüzünde intişar eden masnular, sanatlı varlıklar her bir şeye hükmeden tek bir zatın sanatları olduğunu gösteriyorlar. İşte ey arkadaş, madem şu memlekette, yani şu sarayı muhteşemde, kainat sarayında bir birlik alameti vardır, bir vahdet sikkesi imzası vardır. Çünkü bir kısım şeyler bir iken ihatası, kuşatıcılığı var. Bir kısım müteaddit ise fakat birbirine benzediği ve her tarafta bulunduğu için bir vahdet-i nev'iye gösteriyor. Yani Türkiye'de bulunan bal arıları dünyanın her tarafında aynı özelliği taşıyor. Öyleyse bir bal arısını hangi özelliklerle hangi sanatkar yapmışsa Türkiye'nin her tarafındaki, dünyanın her tarafındaki bal arılarını aynı zat yapmıştır. Kara sinek dünyanın her tarafında aynı, birini yapan, hepsini yapan, aynı özellikte yaratan, aynı yaratıcıdır. Vahdet ise bir vahidi, bir tek zatı gösterir. Demek ustası da, maliki de, sahibi de, sanii sanatkarı da bir olmak lazım gelir. Bununla beraber sen buna dikkat et ki, bir perdeyi gaybtan, görünmez perdeler arkasından kalınca bir ip çıkıyor. O kalınca ipten kasıt da meyvedar, meyveli bir ağaca. Binler ipler ise dallarına. İpler başındaki elmas, nişan, ihsan, hediyeler ise çiçeklerin aksamına, kısımlarına ve meyvelerin envaına, çeşitlerine işarettir. Bak sonra binler ipler ondan uzanmış. Her bir ipin başına bak, birer elmas, birer nişan, birer ihsan, birer hediye takılmış. Yani meyveler, çiçekler asılmış her bir dala. Herkese göre birer hediye veriyor. Acaba bilir misin ki böyle garip bir gayb perdesinden böyle acip ihsanatı, hediyeleri,
şu mahluklara uzatan zatı tanımamak, ona teşekkür etmemek ne kadar divanece bir harekettir. Çünkü onu tanımazsan, Allah'ın varlığını kabul etmezsen, bil mecburiyet diyeceksin ki bu ipler uçlarındaki elmasları, sair hediyeleri kendileri yapıyorlar, veriyorlar. Öyle demek gerekiyor. O vakit her ipe bir padişahlık manasını vermek lazım gelir. Halbuki gözümüzün önünde bir dest-i gaybi görünmez gizli bir el, o ipleri, o küçücük dalları da yapıp o hedayayı, o hediyeleri, meyveleri, kayısıları, vişneleri onlara takıyor, o dallara. Demek bütün bu sarayda her şey kendi nefsinden ziyade o mucizluma harikulade zatı, yani Cenab-ı Hakk'ı gösteriyor. Onu tanımazsan bütün bu şeyleri inkar etmekle hayvandan 100 derece aşağı düşeceksin ya. 9. bürhan, delil. Gel ey muhakemesiz arkadaş, sen şu sarayın sahibini tanımıyorsun ve tanımak da istemiyorsun. Çünkü istibat ediyorsun, yani akıldan uzak görüyorsun. Bir tek zat tek başına bu kainatı ve içindeki mahlukatı yaratsın, tek başına yönetsin. Bu olacak şey mi diye akıldan uzak görüyorsun. Onun acip sanatlarını ve halatını, hallerini akla sığıştıramadığından inkara sapıyorsun. Halbuki asıl istibat, akıldan uzaklık, asıl müşkülat ve hakiki suhbet, zorluklar ve dehşetli külfetler onu tanımamaktadır. Çünkü onu tanısak bütün bu saray, kainat, bu alem, dünyamız bir tek şey gibi kolay gelir, rahat olur. Bu ortadaki ucuzluk ve mevzuliyete, bolluğa medar vesile olur. Eğer tanımazsak ve o olmazsa, o vakit her bir şey bütün bu saray kadar müşkilatlı, zor olur. Çünkü her şey bu saray kadar sanatlıdır. O vakit ne ucuzluk ve ne de mevzuliyet, bolluk kalır. Belki bu gördüğümüz şeylerin birisi değil elimize, hiç kimsenin eline geçmezdi. Sen yalnız şu ipe takılan tatlı konserve kutusuna bak. Haşiye, dipnotta şu izah var. Konserve kutusu, kudret konserveleri olan kavun, karpuz, nar, süt kutusu, hindistan cevizi gibi rahmet hediyeleri ne işarettir ya. O konserve kutusuna bak sadece. Eğer onun gizli matbahayı mucizmasından, yani harikulade mutfağından çıkmasaydı, Allah bunları yaratmasaydı, şimdi 40 parayla aldığımız halde 100 liraya alamazdık ya. Evet, bütün istibat, akıldan uzaklık, müşkülat, suhbet, zorluk, helaket, belki muhaliyet, imkansızlık onu, yani Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktadır. Çünkü nasıl bir ağaca, bir kökte, bir kanunla, bir merkezde hayat veriliyor, binler meyvelerin teşekkülü bir meyve gibi suhulet, kolaylık feda eder. Bir kökten beslenince ağacın bütün meyveleri bir tek meyve kadar kolaylık kazanıyor. Eğer o ağacın meyveleri ayrı ayrı merkeze ve köke, ayrı ayrı kanunla Rab gelirse bağlansa, her bir meyve bütün ağaç kadar müşkülatlı olur, zor olur. Hem nasıl bütün ordunun teçhizatı, donatılması bir merkezde, bir kanunda, bir fabrikadan çıksa, kemiyetçe bir neferin, bir tek askerin teçhizatı, donatımı kadar kolaylaşır. Eğer her bir neferin ayrı ayrı yerlerde teçhizatı yapılsa, alınsa, her bir neferin teçhizatı için bütün ordunun teçhizatını lazım, fabrikalar bulunması lazımdır. Aynen bu iki misal gibi, yani
ağacın bir kökünden binler meyveyi yetiştirmek nasıl kolay ya da bir merkezden askerin giyinmesi, kuşanması kolay oluyor. Aynen bu iki misal gibi şu muntazam sarayda, şu mükemmel şehirde, şu müterakki memlekette, şu muhteşem alemde bütün bu şeylerin icadı bir tek zata, yani Cenab-ı Hakk'a verildiği vakit o kadar kolay olur, o kadar hiffet, hafiflik peyda eder ki şu gördüğümüz nihayetsiz ucuzluğa ve mevzuliyete, bolluğa ve sahavete, cömertliğe, zenginliğe sebebiyet verir. Yoksa her şey o kadar pahalı, o kadar müşkülatlı, zor olacak ki dünya verirse, birisi elde edilemez. Evet. 10. bürhan. Gel ey bir parça insafa gelmiş arkadaş. 15 gündür biz buradayız. Yani 15 günden kasıt da 15 gün sinni teklif olan 15 sene işarettir. Yani 15 olan bölü yaşına kadar, yani çocuklar dinini, imanını, Kur'an'ı öğrenmesi gerekiyor. Sorumluluk yok. Ama bülüğ çağına erdiği zaman Türkiye şartlarında 15 yaşıdır. Sorumluluk başlıyor. Namazla başlıyor, oruçla başlıyor. Haramlardan uzak olmakla başlıyor. Sorumluluk başlıyor yani. Eğer şu alemin nizamlarını bilmezsek, padişahını tanımazsak cezaya müstahak oluruz. Özrümüz kalmadı. 15 yaşına kadar özrümüz var. 15'ten sonra artık mazeret yok. Zira 15 gün, yani 15 yaşına kadar güya bize mühlet verilmiş, müsaade edilmiş gibi bize ilişmiyorlar. Elbette biz başıboş değiliz. Bu derece nazik, sanatlı, mizanlı, ölçülü, letafetli, güzel, ibretli mahsullar içinde hayvan gibi gezip bozamayız. Bize bozdurmazlar. Şu memleketin haşmetli malikinin, sahibinin elbette cezası da dehşetlidir. O zat ne kadar kudretli, haşmetli bir zat olduğunu şunun anlayınız ki, şu koca alemi bir saray gibi tanzim ediyor, bir dolap gibi çeviriyor, şu büyük memleketi bir hane gibi hiçbir şey noksan bırakmayarak idare ediyor. Yani şu dünyamız gerçekten güneşin etrafında Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle bir sapan taşı gibi kolaylıkla döndürülüyor. Milyarlarca seneden beri Allah'ın tayin ettiği yörüngesinde güneşe ne çok yaklaşıyor ne çok uzaklaşmıyor. Sürati ne artıyor ne de eksilmiyor. Yani bu kadar kolaylıkla dünyamızı döndürdüğü gibi ilkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimlerinde yarattığı bütün canlı mahlukatın rızıklarını hiç ihmal etmiyor, hepsinin rızıklarını hazırlıyor. İşte bak, vakit be vakit bir kabı doldurup boşaltmak gibi şu sarayı, şu memleketi, şu şehri kemali intizamla doldurup kemali hikmetle boşalttırıyor. Bir sofrayı da kaldırıp indirmek gibi koca memleketi, dünyamızı baştan başa çeşit çeşit sofralar. Şimdi o sofralar da yazda zeminin yüzüne işarettir ki yüzler taze taze ve ayrı ayrı olarak matbahayı rahmetinden, rahmet mutfaklarından çıkan rahmani sofralar serilir, değişirler. Her bir bostan bir kazan, her bir ağaç bir tablacı, adeta bir garsondur. Çeşit çeşit sofralar bir deşti gaybi, görülmez bir kudret eli tarafından kaldırılır, indirir tarzda. Mütenevi çeşitli yemekleri sıra ile getirip getirir, onu kaldırıp başkasını getirir. Sen de görüyorsun ve aklın varsa anlarsın ki o dehşetli haşmet içinde hadsiz sehavetli cömert bir kerem, ikramlar var
vardır. Yani mesela ilkbaharın rızıkları, yiyecekleri ona mahsus. Yaz geldiği zaman kavun, karpuz bol miktarda var. Onların mevsim bitince arkadan turunçgiller dediğimiz portakallar, mandalinalar, limonlar, Allah Allah. Yani Cenab-ı Hak her mevsime uygun, özellikle insanlar için ve insanlar dışındaki mahluklar için toprağın içerisinden toprak, hava, su, güneş ışığı, bunlardan Allah bu sanatlı varlıkları yaratıyor. Yeryüzünü yarattığı canlı mahlukatına ziyafetler çekiyor. Hem de bak ki o gaybi zatın saltanatına, birliğine bütün bu şeyler şahadet ettiği gibi, bu anlatımlar şahit olduğu gibi, öyle de kafile kafile arkasından gelip geçen, o hakiki perde perde arkasından açılıp kapanan bu inkılaplar, değişimler, bu tahavülatlar, halden hale geçişler, o zatın devamına, Cenab-ı Hakk'ın varlığının devamına, bekasını şahade eder. Çünkü zeval bulan eşya ile beraber sebepleri dahi kayboluyor. Halbuki onların arkasından onlara isnat ettiğimiz şeyler tekrar oluyor. Yani güneş, hava, toprak, su sebep olarak bunlar var. Onlardan yaratılan mahluklar yaratılıyor. Onlar zeval bulurken onlar için sebepler de kaybolup gidiyor ama arkadan gelenlere yeni sebepler. Öyleyse sebep, sonuç hepsi aynı zatın eseri olduğu anlaşılıyor. Demek o eserler onların değilmiş, zahiri sebeplerin değilmiş. Belki zevalsiz, zeval bulmayan, kaybolmayan birinin eserleriymiş. Nasıl ki bir ırmağın kabarcıkları gidiyor, arkasından gelen kabarcıklar gidenler gibi parladığından anlaşılıyor ki, onları parlattıran, o kabarcıkları ışıl ışıl parlatan daimi ve yüksek bir ışık sahibi vardır. Yani gökteki güneşin yerdeki yansımalarıdır bütün şeffaf şeylerdeki parlamalar. Öyle de bu işlerin süratle değişmesi, arkalarından gelenlerin aynı renk alması gösteriyor ki, zevalsiz, daimi bir tek zatın cilveleridir, nakışlarıdır, aynalarıdır, sanatlarıdır. 11. Bürhan. Gel ey arkadaş, şimdi sana geçmiş olan 10 bürhan, 10 büyük delil kuvvetinde kati bir bürhan daha göstereceğim. Gel, bir gemiye bineceğiz. Gemiden kasıt da tarihe ve cezire ise, Arap Yarımadası ise, asr-ı saadete işarettir. Şu asrın zulümatlı, karanlıklı sahilinde, mimsiz medeniyetin giydirdiği libastan soyunup, zamanın denizine girip, tarih ve siyer sefinesine binip, asr-ı saadet ceziresine, yarımadasına ve Ceziretül Arap meydanına çıkıp, Fahr-ı Alemi Aleyhisselatü Vesselam iş başında ziyaret etmekle biliriz ki, o zat o kadar parlak bir bürhan-ı tevhiddir ki, Allah'ın varlık ve birliğine o kadar parlak bir şahittir ki, zeminin baştan başa yüzünü ve zamanın geçmiş ve gelecek iki yüzünü ışıklandırmış, küfür ve dalalet, inkarcılık zulümatının karanlıklarını dağıtmıştır. Şu uzakta bir cezire, bir yarımada var. Oraya gideceğiz. Çünkü bu tılsımlı alemin anahtarları orada olacak. Hem herkes o cezireye, yarımadaya bakıyor. Oradan bir şeyler bekliyor. Oradan emir alıyorlar. İşte bak, gidiyoruz. Şimdi şu cezireye, yarımadaya çıktık. Hani asr-ı saadette Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam hayatta olduğu zamanı çıktık. Bak, pek büyük bir içtima toplantı var. Şu memleketin bütün büyükleri buraya toplanmış gibi mühim ihtifal görünüyor. Ya, tören, merasim anlamını geliyor ihtifal denilen şey.
İyi dikkat et, bu cemiyeti azimenin, o büyük merasimin, toplantının bir reisi var. Gel daha yakın gideceğiz, o reisi tanımalıyız. İşte bak, ne kadar parlak ve binden ziyade nişanları var. Hani sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak binden fazla bu mucize ihsan etmiş ya, onu kastediyor. Binden fazla nişanları var. Ne kadar kuvvetli söylüyor, ne kadar tatlı bir sohbet ediyor. Şu 15 gün zarfında bunların dediklerini ben bir parça öğrendim, sen de benden öğren. Bak o zat Aleyhisselatü Vesselam, o memleketin mucizduma harikulade sultanından bahsediyor. O Sultan-ı Zişan beni sizlere gönderdiğini söylüyor. Bak öyle harikalar gösteriyor, şüphe bırakmıyor ki bu zat o padişahın bir memuru mahsusudur. Özel tayin ettiği memuru, elçisi, peygamberidir. Sen dikkat et ki bu zatın söylediği sözü değil yalnız şu ceziredeki yarımadadaki mahluklar dinliyorlar. Belki harikulade suretinde bütün memleketi işittiriyor. Çünkü uzaktan uzağa herkes buradaki nutkunu işitmeye çalışıyor. Nutku da Kur'an-ı Azimüşşan başta ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerif denilen mübarek sözleri, çok anlamlı sözleridir. Değil yalnız insanlar dinliyor, belki hayvanlar da, hatta bak dağlar da onun getirdiği emirlerini dinliyorlar ki yerlerinden kımıldanıyorlar. Şu ağaçlar işaret ettiği yere gidiyorlar. Nerede istese su çıkarıyor. Hatta parmağını da bir Ab-ı Kevser memesi gibi yapar. Ondan Ab-ı Hayat içiriyor. Allahu Ekber. Gerçekten Mucizat-ı Ahmedi Risalesi'nden öğrendiğimize göre 3 defa 10 parmağından 10 musluklu çeşme gibi su akıtarak ordusuna, susuz kalmış ordusuna içirmiş. Hatta Medine sahabilerinden hizmetkarı olan Cabirül Ensari Hazretleri diyor ki biz bir sefer dönüşünde ordu susuz kaldı. Bana dedi ki abdest almak için orduya nida et. Demişler ki su yok. Öyleyse bir parça su getiriniz. Bir parça su getirmişler. Bir de ordunun bir teknesi varmış. Tekneyi de istemiş. Onunla abdest almış ve 10 parmağını teknenin üzerine uzatarak geriye kalan az suyu üzerine dök demiş Cabirül Ensari Hazretlerine. Suyu dökerken bir de baktı ki mübarek parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Tekne lebalep doldu. Ordu çağır gelsin, hem kapların dolsunlar, hem içsinler, hem hayvanların ihtiyacını gidersinler. Koşuştular, sahabeler geldiler. Kaplarını doldurdular, içtiler, hayvanlarını suladılar. Daha ihtiyaç kaldı mı diye sormuş. Hayır, herkes istifade etti. Parmaklarını kaldırınca, elini kaldırınca su kesilmiş. Bunu anlatan Cabirül Ensari'ye sormuşlar. Ne kadardınız, kaç kişiydiniz? Eğer 100.000 kişi de olsak yine kafi gelecekti. Ama biz 1500, yani 1500 kişiydik demiş. Şuna bak sen ya. Mübarek parmaklarının akan Kevser gibi suyla 1500 kişilik susuz kalmış ordusunu suluyor. İşte mucize bu. Bir başka yerde 300 sahabesinin yine mübarek parmaklarının akan suyla onların ihtiyacını gidermiş. Yani böyle 1000 civarında mucizesi var. Bak şu sarayın kubbe-i âlisinde mühim lamba, o lambada kamer aydır ki onun işaretiyle iki parça olmuş ya. İkiye bölünmüş. İktarafetü saatü ben şakkar kamer. Kamer, ay suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Ay ikiye yarıldı, kıyamet yaklaştı diye Cenab-ı Hak o olayı haber veriyor.
Yani Mevlana Camii'nin dediği gibi hiç yazı yazmayan o ümmi zat parmak kalemiyle sayfi semavide sema sayfasında bir elif yazmış. 1/40'ı 2/50 yapmış. Allah Allah. Yani şaktan ikiye bölünmeden evvel 40 olan mime benzer. Yani mim harfinin rakam değeri 40'tır. Ebced hesabında. Şaktan sonra ikiye ayrılınca iki hilal oldu. 50'den ibaret olan iki nuna benzedi. Nun harfinin de rakam değeri 50'dir. 1/40'ı 2/50 yaptı. O işte mim şeklindeki tefsalindeki ayı ikiye bölmek suretiyle mucize olarak iki nuna çevirdi diyor. Onun işareti bir iken ikileşiyor, ay ikiye bölünüyor. Demek bu memleket bütün mevcudat ile onun memuriyetini tanıyor. Onu gaybi bir zat-ı mucizmanın has ve doğru bir tercümanıdır. Bir dellal saltanatı ve tılsımının keşşafı ve evamirinin tebliğine emin bir elçisi olduğunu bildiriyor gibi onu dinleyip itaat ediyorlar diye iki paragrafımız kaldı ama vaktimiz dolduğu için burada bırakalım. Yarın akşam kaldığımız yerden o yarım sayfalık eksik kısmı da birlikte inşallah paylaşmaya devam ederiz Allah'ın izniyle. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.